Hepinize merhaba arkadaşlar. Osman Koç Darmarka kanalından sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Koç Darmarka adından da anlaşıldığı üzere Danimarka'da yaşıyoruz ve bu sene pandemiden dolayı böyle kafalarda soru işaretleri vardı. İzin dönemi geldiği için rahatlıkla söyleyebiliriz ki hani nasıl gidebileceğiz, ne yapacağız, aşı durumları nedir? Bunlarla ilgili akıllarda çok sorular var. İzin sezonu geldi. Yurt dışında yaşayan Türkler olarak işte Mayıs ayı, Haziran ayı, Temmuz ayı gelince tabii ki memleketlere olan özlemler daha da artıyor ve buralardan yollara çıkıp Türkiye'ye gelmeye çalışıyoruz. Biz de bu sene kısmet olursa Haziran'ın sonunda inşallah Türkiye'de olacağız, İstanbul'da olacağız ve başka şehirlere de tabii ki de uğrayacağız arkadaşlar. Belki de görüşmek üzere, karşılaşmak üzere. Şimdi bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi ve devletin yapmış olduğu bir açıklamayı da sizlere netlik kazandıralım. Bu açıklamada Türkiye'ye tatile gidecekler için önemli bir duyuru yapıldı. Aynen bu şekilde iletiyorum onların yazdığı gibi. Sevgili büyüklerim, kıymetli kardeşlerim diye başlıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelişlerini kolaylaştırmak için yaptığımız girişimler neticesinde aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan vatandaşlarımızın PCR testinden muaf tutulacağı, yani PCR testi boğaz yoluyla alınan test ve 72 saat içerisinde sonucunun ibraz edildiği ve bu şartlar altında tabii ki negatif olarak aldığınız test sonucuyla uçağa ve yola çıkabileceğinizi belirtmek istiyorum. Uçağa binmek için bu testin olma zorunluluğu var ama yeni yapılan açıklamaya göre hangi şartlara uyuyorsanız bu testi almak zorunda değilsiniz. Ben de onu açıklamak istiyorum size. Bir, Türkiye'ye girişten en az 14 gün önce 2 doz Covid aşısını tamamlayanlar. Yani anlaşıldığı üzere en az 14 gün önce 2 doz aşıyı birden alanlar için bu PCR testi zorunluluğu yok. Uçağa binebilirsiniz. Ya da son 6 ay içerisinde Covid'e yakalanmışsanız, tedavileriniz de sona ermişse, son 6 ay içerisinde Covid hastalığına yakalanıp tedaviniz sona ermişse zaten tekrar negatif olacaksınız ama yine de PCR testi almak zorunda değilsiniz uçağa binmek için. Ve tekrar Covid hastalığının üzerinden en az 28 gün geçen ve bulaş riskinin olmadığı yaşadıkları ülkelerden belgeleyenler. Yani hastalığınızın üzerinden doğal olarak 28 gün geçtiyse 28 günden sonra bu bulaşma riski hani doktorlarımızın da söylemesine göre kalmıyor, bitiyor. İşte bunun olduğuna dair belgenizi elinize aldıysanız tekrar PCR testi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Uçağa tekrar binebilirsiniz. Ve dördüncü maddemiz de şu. Covid hastalığının üzerinden tam 6 aydan fazla süre geçip de tek doz aşıyı yaptırmak için başvuruda bulunmuş ve yaptırmışsanız PCR testi almanıza tekrar gerek kalmayacak. 6 aydan fazla bir süre geçmiş hastalık üzerinden ve bir doz aşınızı da yaptırmışsınız. İkinciyi henüz yaptırmamış olsanız bile yine de PCR testi almadan uçağa binebiliyorsunuz. Yalnız bu söylediklerimin hepsini yapmış olsanız en azından belgeyle, tabii ki elimizde belge olarak bunu kanıtlamak zorundasınız. Onunla birlikte başvurduğunuz takdirde uçağa binebiliyorsunuz. Şöyle söyleyelim. Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, biraz önceki bahsettiklerimi ibraz edemiyorsanız, belgeleriniz yoksa, en az 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini veya 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen testini ibraz etmek zorundasınız. Bu belgeleri ibraz etmeyenler uçağa alınmayacaklar. Bunu tekrar bildiriyoruz. Ama biraz önceki saydıklarıma uyuyorsanız 4 maddeye bu 72 saat veya 48 saat olayındaki PCR testini yapmak zorunda değilsiniz. Vatandaşlarımızın ana vatanları Türkiye'ye sağlıkla izin tatillerini geçirmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz diye açıklıyor. Ve şimdiden yurt dışında yaşayan kardeşlerimize ana vatana geliş yolunda hayırlı yolculuklar dilerim demiş ve Zafer Sırakaya, AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı. Yani devletin yapmış olduğu bir açıklama bu.
PCR testi yapma zorunluluğumuz var. Ama bu saymış olduğum 4 madde sizlerde mevcutsa bu PCR testini yapmak zorunda değilsiniz. Ama belgelemekte zorundasınız uçağa binişlerde veyahut karayolunda gelişlerde. Biz de herkese hayırlı yollar dileyelim. Birçok eşimizi, dostumuzu şimdiden gönderdik Türkiye'ye. Yavaş yavaş Mayıs'ın sonu ve Haziran başıyla daha da çok kişi gidecek. Biz de kısmetse Haziran'ın sonunda yollara düşüyoruz. Bu sene arabayla gitmiyoruz. Her sene araba izin videoları çekiyorduk. Bu sene de kısmet olursa uçakla bir video çekebiliriz. Evet, inşallah Türkiye'de de böyle sevdiklerimizle kavuşmak üzere diyelim. Bütün gurbetçilerimize sevgilerimi, selamlarımızı gönderelim. Bizler de yola çıkacağız. İnşallah şimdiden çıkacak olan herkese hayırlı güzel yollar diliyoruz. Memleketlerinde sevdikleriyle sağlıklı güzel günler yaşasınlar. Pandeminin bitmiş olduğunu duyalım ki inşallah daha rahat güzel günler geçirelim. Tatillerimizi daha güzel değerlendirelim. Herkese sevgiler sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelecek olan belki değişik haberlerle tekrar birlikte olabiliriz. Hayırlı günler olsun.